Uluslararası markalar ve iş fikirleri Bayim Olur Musun fuarında buluştu. Türkiye'nin franchise ve bayilik alanındaki en önemli organizasyonlarından olan Bayim Olur Musun markalara zincirleşme fırsatı sunarken girişimcilere de kendi işini kurma olanağı sağlıyor. Dünyanın en çok tüketilen içeceği olan kahve sektörü Türkiye'de son yıllarda gerçekleşen yatırımlarla giderek büyüyen bir pazar haline geldi. Geleneksel Türk kahvesini kumda pişirme yöntemi ve kendine özgü sunumlarıyla yeni bir konseptle bir araya getiren Hatır Kahvesi, Bayim Olur Musun fuarında yoğun ilgi gördü. Bayim Olur Musun fuarı markaların ciddi ve gerçek yatırımcılarla buluşması açısından önemli bir fuar. Bizim de burada oluş sebebimiz tabii ki bizim açımızdan ciddiyet taşıyan, bu konuda yatırım yapmak için gerekli kararı vermiş olan yatırımcılarla buluşmaktı. Fuardan çok memnun durumdayız. Bugüne kadar sosyal medya üzerinden ya da web sitesi üzerinden ya da iletişim bilgilerimiz üzerinden bize ulaşan yatırımcılardan daha ciddi, daha olumlu bu işin en azından karar verme aşamasına gelmiş yatırımcılarla buluşma fırsatı bulduk. Geleneksel üretim tekniklerinden ödün vermeden ve modern teknikleri de kullanarak 8 yıldır faaliyet gösteren şirketin arka planında uzun yıllara dayanan deneyim ve uzmanlık bulunuyor. Şirketimizin 8. yılı, Hatır Kahvesi'nde 5. yılı. Biz her sene bir şube açarak geldik hemen hemen. Çünkü emin adımlarla, doğru yatırımcıyla, doğru yerde, doğru konsepti yapma hevesindeyiz. Eğer bize gelen her yatırımcıyı değerlendirmiş olsaydık bugün şube sayımız kat kat daha fazlaydı. Ama biz çocuğumuz gözüyle bakıyoruz. Bu çocukların sağlıklı doğup, sağlıklı yürüyüp, sağlıklı koşmasını istiyoruz. Bu da zamanla ve sabırla oluyor. Şirketin geçmişi belki 8 yıl ama şirketin ortaklarının geçmişi 20 yıldan aşağı değil. Osmanlı ve Selçuklu motiflerini modern çizgilerle buluşturan konsept, yatırımcılara üretim, stok ve dağıtım konusunda önemli avantajlar sağlıyor. Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin modern çizgilerle buluşmuş hali diyoruz biz. Son derece mimari özellikleri olan, başka hiçbir rakip markada bulunmayacak bir konsept tasarladık. Aynı zamanda bu konsepti tasarlarken menülerimiz, sunumlarımız, bu gibi şeyleri de ciddi argeler yaparak, ciddi araştırmalar yaparak ve üzerinde uzun süre çalışarak hazırladık. Yatırımcı bize geldiğinde farklı markalarda bulamayacağı birçok özellik var. Bunların en başında ürünlerimiz ve menü yapımız geliyor. Menümüze baktığımızda Antep baklavası, çok özel butik kimsede olmayan pasta çeşitleri, Kahramanmaraş'a özel Maraş dondurması, bunun yanı sıra Selanik böreği gibi, yine Maraş su böreği gibi, Maraş peynirinden yapılan Maraş su böreği gibi, el yapımı limonata gibi birçok bize özel, başka kimsede olmayan ürünleri barındırıyoruz. Kullandığımız ürünlerin ham maddesinin neredeyse tamamına yakını kendi markalarımızda, kendi tesislerimizde üretiyoruz. Yine bu markalarla üretip dışarıya sattığımız ürünler de var. Ürettiğimiz ürünlerimizi diğer şirketimiz olan Vale ileri düzey pazarlama üzerinden depolamasını yapıyoruz. Alınan siparişlere göre yine kendi araçlarımıza, çift rejimli özel donanımlı kendi araçlarımıza yüklüyoruz. Kendi şoförümüzle kendi mağazalarımıza ulaştırıyoruz. Şirketin yönetim kurulu başkanı İlhan Aksoy'dan kumda pişirilen kahvenin incelikleri ve kendilerine özgü sunumu hakkında bilgiler aldık. Kumda kahveyi son zamanlarda birçok yer yapmaya başladı. Bizim kahvemizin özelliği az kavrulmuş, aroma değeri yüksek, kendi seçtiğimiz çekirdeklerden imal ediyoruz. Kavurma işini de kendi bünyemizde yapıyoruz. Kahvelerimizi dükkanlarımızda hazırlarken toz şeklinde değil, öncelikle değirmenimizde çekirdekten çekip ondan sonra kahve yapma aşamasına geçiyoruz. Kumda kahvemizi yaparken de kumda pişiriyoruz Türk kahvemizi. Diğer tüm aromalı Türk kahvelerimizi de yine kumda pişiriyoruz. Ama burada
en önemli özelliğimizden bir tanesi kişiye özel sunum yapıyoruz. Tamamen bakır el işçiliğinden oluşuyor. Fincanımızı kupsuz kullanıyoruz ki bunun bile bir hikayesi var. Tüm ürünlerimiz baskılı çıkıyor. Lokumluğumuz bereketin simgesi olan nar şeklinde yaptırıyoruz. İçinde mutlaka bir çifte karılmış duble lokum koyuyoruz. Bunun dışında kahvemiz gördüğünüz gibi kumda yavaş yavaş kendi özüyle pişmeye başlıyor. Kumumuzun özelliği de özel mil kum dediğimiz özel bir kum. Sıcağı çok çabuk iletiyor ve kahvenin özlü pişmesini sağlıyor. Bir kişiye bir sunum, iki kişiye iki sunum kullanılıyor. Yani iki kişilik Türk kahvesi istendiğinde iki kişilik kahve bir çezvede yapılmıyor bizde. En büyük özelliğimiz bu. Kabartılıktan sonra ikram ediyoruz misafirimize. Misafirimiz masada kahveyi kendisi servis ediyor ve içiyor. Yine bizim çay sunumumuzda kahve sunumu gibi kişiye özel bir sunumumuz var. Çay sunumumuzda yine bu şekilde özel yine baskılı bardağımız, çay tabağımız ve üzerindeki kubbesi yine bakır el işçiliği. Müşterinin önüne yine bu şekilde misafirimize servis ediliyor. Bunu açtığında bir dilim kurabiyesini görüyor ve kurabiye ile birlikte bu şekilde yanına koyarak çayını yudumlayabiliyor. Bizde aslında sadece çay kahve değil, tüm ürün sunumlarımız yöresel, otantik ve kişiye özel sunum şeklinde tasarlanmıştır. Misafirlerimiz geldiğinde hem sıcak bir ambiyansla karşılaşıyor, hoş bir ortamla karşılaşıyor. Huzurlu bir ortamda oturup kahvelerini yudumlayabiliyorlar ya da tatlılarını, pastalarını, dondurmalarını yiyebiliyorlar. İlhan Aksoy, bayilik ve franchise almak isteyen yatırımcıların markaların üretim, stok ve dağıtım altyapılarına dikkat etmesi gerektiği görüşünde. Konsepti inşa eden, yapan, kurduktan sonra çekilen bir firma değil. Yaptığımız her konseptin, her dükkanın, her yatırımcının arkasında duruyoruz. Yine bununla ilgili birimlerimiz var, koordinatörümüz, operasyon müdürümüz, kendi bünyemizde çalıştırdığımız, exclusive chef dediğimiz baş aşçımız var. Dükkan açıldıktan sonra da mutlaka düzenli ziyaretler yapılıyor. Hatta ve hatta açılış tarihinden itibaren operasyon müdürümüzü birkaç aylığına oraya monte ediyoruz. Ve operasyon müdürümüz hem işletmenin sahibine işletmeyle ilgili ince detayları hem de sistemin içindeki çalışan tüm personele standart ürünün nasıl çıkarılacağı ve müşteri memnuniyetinin nasıl sağlanacağı ile ilgili tam donanımlı hale getirip ondan sonra merkeze çekiyoruz. Bunu her açtığımız şubede yapıyoruz. Bu bizim başlıca özelliklerimiz. Şube kurulum maliyetlerimize geldiğimizde bizim maliyetlerimiz tamamen reel maliyetlerdir. Biz konsept mimarisinden ya da mimaride kullanılan materyallerden para kazanan bir şirket değiliz. Konseptin inşa edilmesiyle ilgili harcanan para neyse onu yansıtıyoruz. Dolayısıyla karşımıza reel maliyetlerle yapılmış eşsiz bir konsept çıkıyor ve hiçbir mekanda bulunamayacak menülerle hizmet veriyoruz. Merkezde Ankara'da bulunan ve Türkiye genelinde 6 şubeyle hizmet veren kuruluş, kontrollü büyümeyle şube sayısını artırmayı hedefliyor. Şirketimizin merkezi Ankara Şaşmaz Sanayi Bölgesi'nde. Burada hem eğitim odalarımız var, hem ofislerimiz var. İşletmenin altı da tamamen soğuk hava depoları ve kuru gıda depolamalarından mevcut. Yaklaşık 150 tonluk bir dondurmuş gıda ve dondurma stoklama alanımız var. Bu çok ciddi bir rakam. Biz zaten dondurma sezonunda diğer markalara da satış yaparak yaklaşık 150 tona yakın dondurma satan, binlerce kutu pasta satan bir firmayız. Yani ihtisas kazandığımız ürünleri aynı zamanda hatır kahvesiyle çakışmayacak markalarımızla piyasada diğer müşteri gruplarına da satan bir firmayız. Şube sayımız şu anda 6 oldu. Olgunlaştırdığımız ve sıkıştığımız yatırımcılarımız var. İnşallah fuardan sonra Ankara Çukurambar'da bir şube yapacağız. Bunun dışında 2 gündür fuarda tahmin ediyorum. Diğer arkadaşlardan henüz çok fazla haberim yok ama benim birebir yaptığım görüşmelerden 8-10 taneye yakın ciddi manada hemen el sıkışabilecek düzeyde yaptığım görüşmeler var. Hedefimiz yılda 3 şube yapmak. Doğru adımlarla, doğru yatırımcılarla, doğru yerlerde doğru konseptleri oluşturmak.